Sevgili canlar merhaba. Neşeyle İliş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için havlu kenarında kullanacağım bu güzel çiçeğimizi göstereceğim. Arkadaşlar bunu oya kenarlarına da kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yapacağım gibi havlu kenarında da kullanabilirsiniz. Her şeye çok güzel gidiyor. Ben lila ve mor kullandım. Siz tabi istediğiniz şekilde, istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Şimdi yeşilleri için bize lazım olan malzemeler 5 santim uzunluğunda 5 tane kurdele ihtiyacımız var. Yeşil kurdelemizin eni 2 santim, boyu ise 5 santim arkadaşlar. İsterseniz bunu bu üstteki yapılan kurdelelerin ana renginden de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Ortasındaki çiçekler için ise 4 tane kurdele ihtiyacımız var. İkişer renk kullandım ben. İki aynı renkten, iki de aynı renkten kullandım. Aslında mor beyaz kullanmak istedim ama havlunun boncuklarını da mor yapacağım için dedim açıklı koyulu kullanayım. Daha güzel olur diye düşündüm. Tabii siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Mor kurdelemizin eni 1 santim. Uzunluğu ise 5 santim arkadaşlar. Bunu normal tohumlarda kullandığımız şekilde kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz iğnemizin boyutu 10 santim. Şimdi ben bunu çiğdem çiçeğinde de yapmıştık biliyorsunuz. Kenarına iğne oyası tüyümü atıyorum. Bu şekilde tel almaya başlıyorum. Çiğdem çiçeğinde geçmişlerde bakabilirsiniz. Onu da çok yaptık. Ondan da çok ekmek yedik. Bir 5 sene önce falan yapmıştık herhalde. Videoların alt kısmına bakabilirsiniz. Kenardan başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Yanık yerden başlamadık. Yani alt kısmından başlamadık. İyi olan kenardan başladık. Ona dikkat edin. Şimdi ikinciyi bu şekilde 5 tanesini yapacağız. Alttan başlamıyorum. Dikkat edin. Kenarlı olan kısımdan başlıyorum. O şekilde daha güzel duruyor. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar Instagram adresim Neşeyle İliş Dünyası. TikTok, Facebook, Pinterest hepsi Neşeyle İliş Dünyası. Bu şekilde aratarak beni bulabilirsiniz. Ben bu çiçekleri yine güpür üzerine işleyeceğim. Farklı tasarım şeklinde yapacağım. Bitince zaten sizlerle paylaşırım. Allah nasip ederse. Bunu oya olarak kullanabilirsiniz. Mesela iğne oyası iki tepe yaptınız. Arasına tam ortadan tutturarak da yapabilirsiniz. Çok şık olacaktır. Vaktim olursa çok şeyler yapmayı planlıyorum ama tabii vakit olmuyor. Bir de ben bu videoyu gece çekiyorum. O yüzden biraz gölgelenme oluyor. Ama mantığını anlatayım ben size artık. Gölgeye falan bakmayın. Gündüz yetişmiyor çünkü. Bu şekilde yaktım. Ön tersinden benim elinize alınca fark edeceksiniz. Bir tersi bir düzü var. Şu an tersinden yakıyorum. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şu an burası ters bana göre. Bu çevirdiğim yer düz. Küçük yeri de temizleyeyim ben. Bu şekilde. Şimdi tuttuğum gibi tutun. Ben ucunu yanlışlıkla bıraktım. Bir tanesi şey yaptı ama ben düzelttim. Sıkı tutarsanız daha iyi olur. Çekebildiğiniz kadar sıkı çekin ama kontrollü çekin. Bir anda kopuyor. Açın, düzeltin. Tekrar arkadan asılın.
Bu şekilde yaparsanız bozuk olmaz. Yavaş yavaş çekin. Ben çok asılıp da kopardığım için biliyorum yani. Arada sırada mecbur telefon geliyor, bir şey oluyor, videoyu duraklatıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu şekilde açtığınızda eğer düzelte düzelte toparlarsanız işiniz güzel olur. Şimdi geldik mor rengini yapmaya. Kırmızı beyaz da çok güzel oluyor. Mor beyaz da çok güzel oluyor. Ama ben bu şekilde tasarlayacağım. Yine kordelemin ucunu sivri kestim. İğnemle beraber kurdelenin tam ortasından tel alıyorum. Çok basit bir oya model. Yani bir günde bitirebilirsiniz bir oyalı. Normalde ben o kesip yaktığım yer var ya yeşile. Kurdele kesme makinesinde yapıyorum. Tabii hiç yakayım keseyim derdi olmuyor. Direkt yakarak kesiliyor orada. Daha hızlı oluyor işim. Şekilde döndürün iyice. Bunları zaten geçen yapmıştık, geçenki havlu kenarı modelinde yapmıştık. Çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Ben kameradan elimi çektim tabii ama ikinci de göstereceğim. Bunu da bir anda çekmiş bulundum. Şimdi tekrar ikinci yapalım. Ucunu kestik. Tam ortadan tel alalım. Sivri tarafını geçirelim. İki parmağınızla, baş parmağınızla ve işaret parmağınızla tutarak toparlayın. Bunları yaparken çok kurdele harcadık. Olmadı attık, oldu kullandık. Korkmayın, yapın. Bugün olmazsa yarın. Bana yazıyorsunuz yapamıyorum diye. Bugün olmazsa yarın arkadaşlar. Oluyor. Çektim. Şimdi şeyi göstereyim ben size. Bu kurdelelerin sivri tarafını iğneye geçirdiğimizde alttan nasıl çıkmıyor? Ben size onu göstereyim. Kurdelenin altını yakmayı unutmayın. Atıyor zamanla. Tel alacağız arkadaşlar. Sadece yeşili yapmada iplik kullandık. Başka iplik yok bunda. Şimdi fazla geçirdim ucunu. Ucunu fazla geçirdim. Böyle fazla geçirince aşağıdan çekemeyeceğim. Elimin etrafı iki parmağımın ortasına döndürüyorum. Şimdi çekemeyeceğim çünkü fazla geçirdim. Alttan çekemeyeceğim. Bu yüzden çekemiyorsunuz. Yukarı itin. Azıcık geçirin ucunu. İşte diyorsunuz ya ben geçiremiyorum. İşte bu yüzden geçiremiyorsunuz. Ucunu azıcık geçirince iğneden geçiyor. Püf noktası da bu olsun. Şimdi tekrar ucunu sivriltelim. Alt kısmını yakalım ve devam edelim. Bu da havluya yapınca gerçekten çok güzel olacak.
Bakın ucunu ne kadar az geçirdim, gördünüz mü? Az önceki gibi fazla geçirirseniz attan çekemezsiniz. Bu şekilde az geçirirseniz attan rahatlıkla çekebilirsiniz. İki açık rengi karşılıklı, iki koyu rengi karşılıklı yaptım. Şu anda akşam olduğu için hani belki tek tam net çıkmayabilir. Ama çok güzel duruyor. Hele renkler harika zaten. Bu şekilde oyağımızı tamamladık. Bunu tülbent oyalarında, havlu kenarlarında, bohça süslemelerinde, her şeyde kullanabilirsiniz. Pratik. İplik sadece yeşilleri tutturma da var. Onun dışında iplik yok. Her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Patik süslemede falan her şeyde kullanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan dostlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Yani beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan, Pinterest'ten, TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.